Ah Kalbim dizisinin 168. bölümünde neler olacak? Son olan olaylardan sonra her şey değişmişti. Prag'da yaşananlardan sonra Abi ile yaşadıkları anları düşünür. O güzel anılar aklından geçtikçe Prag'da mutlu olur. Abi'nin bilincinin yerine gelmesini bekler. Çünkü bundan sonra yeni bir başlangıç yapacaklarını ümit eder. Prag'da bunları düşünürken hemşire koşarak yanına gelir ve ona Abi'nin bilincinin yerine geldiği haberini verir. Prag'da çok sevinir ve hemen Abi'nin yanına koşar. O esnada Daddy'ye Abi'nin bilincinin yerine geldiği haberini verir. Abi, Prag'ın yanında olmasına rağmen hemşireyi ailesini çağırmasını ister. Prag'ın şok olur. Abi Prag'ı tanımamıştır. Prag'ın ne yapacağını bilemez. Hemen doktoru çağırır ve Abi'yi muayene etmesini ister. Prag'ın Daddy'ye Abi'nin onu tanımadığını söyleyince herkes şok olur. Doktor Abi'yi muayene edince geriye dönük amnezi hastalığının bulunduğunu söyler. Abi kazadan önce geçmişe dönük şeyleri hatırlamıyordur ve Prag'ın bunu duyunca yıkılır. Abi'nin hafıza kaybı yaşaması herkese derinden üzer. Doktor Abi'nin biraz zamana ihtiyacı olduğunu ve ne kadarını hatırlayacağını bilmediklerini söyler. Doktor herkesten Abi ile konuşmasını ve neyi ne kadar bildiğini test etmelerini ister. Ona göre neyi hatırlayıp neyi hatırlamadığını anlayabileceklerdir. Abi Aliye'yi hatırlar. Sadece 2 yıl öncesini hatırlamaktadır. Aliye'nin yaptığı hataları bile unutmuştur. Fakat Abi Prager'le nasıl tanıştığını, onu nasıl sevdiğini, son yaşananları hiçbir şey hatırlamaz. Doktor Prager'in Abi'ye eşi olduğunu söylememesini ister. Çünkü bu Abi'ye sadece zarar verecektir. Prag'ın yaşadığı bu acıyı nasıl atlatacağı merak konusu. Daddy ve Prab da Abi'nin yanına gider. Daddy ağlamaya başlar. Abi buna bir anlam veremez. Bir an önce iyileşip konserlere çıkmayı istediğini söyler. Tanu ise tüm bu olanlara oldukça sevinir. Çünkü Abi Tanu'nun yaptığı hain planları, kazayı ve Prag'ı unutmuştur. Aliya ve Tanu adeta bayram ederler. Hatta eve döndüklerinde Aliya ve Tanu Prag'ın evden gitmesini ister. Prag ise asla o evden gitmeyeceğini söyler. Tanu ve Aliya Prag'ın acısıyla alay ederler. Prag ise Abi'nin mutlaka kendisini hatırlayacağını tekrar edip durur. Bütün bu olanların üstüne Daddy de Prag'a Abi'den uzak durmasını ve evden ayrılmasını ister. Kötü niyetli olmasa da bunun ikisi için de şimdilik daha iyi olacağını düşünür. Prag Daddy'ye sıkıca sarılır ve gidip büyük bir acıyla valizini toplamaya başlar. Daha sonra herkesle vedalaşır. Prag Sarla'nın evine gider ve her şeyi ona ağlayarak anlatır. Prab ve Aliye cephesinde hiçbir şey değişmemiştir. Prab hala Aliye'den nefret eder ve aralarında asla hiçbir şey olamayacağını söyler. Abisine bile ihanet eden bir insana asla güvenemeyeceğini söyler. Abinin eskiden olduğu gibi tek düşündüğü şey para ve şöhrettir. Artık Prag'ı düşünmüyordur. Aliye ise Tanu'ya Abinin hayatında artık sadece sen olacaksın diyerek onu heveslendirir. Tanu çok mutlu olur ve Aliye'ye sıkıca sarılır. Bakalım Abi'nin hafızasının geri gelmesi için kim neler yapacak? Prag'a yaşadığı bu acıdan nasıl kurtulacak? Tanu fırsat kovalayıp Abi'nin hayatına girmeyi başarabilecek mi? Bu heyecanlı bölümü sakın kaçırmayın.